Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi geldi. Hemen sıcağı sıcağına bir video yapmak istiyorum. Manşet enflasyonda hem aylıkta hem yıllıkta hedeflerim tuttu. Aylıkta %0.1 bekliyordum. Hedef tuttu. Yıllıkta %4.1 bekliyordum. Onun bile altında %4.0'a geldik manşette. Borsa buna sevindi. Şu anda gayet pozitifte. Fakat, fakatı var. Yarın biliyorsunuz FED faiz kararını açıklayacak ve bir yandan da yorumda bulunacak. Bu gelen rapor yarın FED'in faiz artırması tamamen engelli. Öyle bir sıkıntımız yok. Yarın FED faiz arttırmayacak diye tahmin ediyorum. Ama açıklama açıkçası sandığımızdan şahince olacak diye düşünüyorum. Çünkü kalem kalem baktığımda enflasyon verisine enerji dışında hiçbir kalemde enflasyonda ciddi bir düşüş yok. Çok açık ve netim. Bu konuda yanılmışım. Ben her şeyi düzlükle sizle paylaşacağımı söz vermiştim. Ben enerji dışı kalemlerde de ciddi enflasyonda düşmeler bekliyordum. Maalesef o kalemlerde enflasyon düşüşü gelmedi. Bu nedenle Amerikan Merkez Bankası yarın faizleri artırmasa bile ki artırmayacağını tahmin ediyorum. Geleceğe yönelik olarak şahin bir açıklama yapacaktır. Evet, an itibariyle Fed faiziyle enflasyon arasındaki makas çok açılmış durumda. Fed'in faizi 5-5.25, enflasyon şimdi %4'e indi. Bundan dolayı Fed faizi yarın artıramayacaktır ama geleceğe yönelik şahince bir açıklama yapıp piyasaları biraz geriye çekmeye çalışacağını düşünüyorum. Çünkü enflasyon yapışkandır konusunda onların elini güçlendiren burada rakamlar var. Bakalım birkaç tane detayı isterseniz. Mesela gıdaya baktığımızda Gıdadaki enflasyon bir ay önceye göre yükselmiş, düşmemiş. Evde yemek yeme enflasyonu bir önceki ay eksi 0.2 iken bu ay 0.1'e çıkmış. Dışarıda yemek yeme enflasyonu 0.4'ten 0.5'e doğru gitmiş. Enerjide muazzam bir düşüş var. Genele baktığımızda 0.6'dan eksi 3.6'ya. Enerji emtiyene baktığımızda 2.7'den eksi 5.6'ya. Enerji hizmetlerine baktığımızda eksi 1.7'den eksi 1.4'e düşüşler var. Yani enerjide bir sıkıntı yok. Zaten neden böyle oldu? Nisan ayında OPEC fiyatları yükseltmişti üretimi azaltarak onlar tekrar düştüler. Bunu tahmin ediyorduk. Ama diğer kalemler pek beklediğim gibi değil açıkçası. Mesela giyime bakıyoruz 0.3'müş enflasyon orada kalmış. Yeni araçlarda enflasyon hızlanmış. Eksi 0.2'den eksi 0.1 hala eksi ama hızlanmış. İkinci elde kesinlikle enflasyonu düşme bekliyordum. Düşmemiş. %4.4 hala %4.4. Medical care yani sağlıkla ilgili ürünlerde enflasyon hızlanmış. Alkollü içkilerde enflasyon hızlanmış. Tütün ürünlerine enflasyon 0.1'den 0.6'ya epey bir hızlanmış. Burada pek işler iyi değil. Barınmaya bakıyoruz. Barınma tarafında shelter kaleminde yükselme var bunu beklemiyorduk yani ya aynı kalır ya düşer diye inanıyordum. Shelton altına baktığımızda kirada beklediğim düşüş gerçekleşmiş 0.6'dan 0.5'e. Ev sahiplerine sordukları bu evi kendin kiralasaydın ne olurdu kirası konusunda? aynı kalmış enflasyon bir düşme yok. Medical Care Services yani sağlık hizmetlerine enflasyonda bir kıpırdama yok. Ulaşım hizmetlerinde ise enflasyon yukarı doğru gitmiş. Bu iyi bir rapor değil yani açık konuşalım. Evet manşet hedefi tutturduk ve borsa şu anda bunu sevdi. Ama yarına kadar insanlar detayları çalışacaklar. Ben yarını beklemeyip sizin için detayları çalıştım. Yarın FED kesinlikle şahin bir açıklama yapacaktır. Bu raporun başka türlü yorumlanması mümkün değil. Ne yapmak lazım burada? Valla hep bahsetmiştim enflasyon beklediğimiz gibi gelmezse diye önlemlerinizi alın. Şu anda bize güzel bir pencere açıldı aslında. Çünkü şu anda insanlar manşete baktığı için borsa gayet yukarıda. Şu anda bakıyorum Tesla %1.78 yukarıda. Nvidia 1.31 yukarıda. Şöyle bir de endekslere bakarsak Nasdaq %0.71. S&P 500 %0.62 yukarıda. Güzel bunlar ama yani bence enflasyon raporu iyi değil. Nasıl yapmak lazım? Ben bugün bir miktar kar almayı düşünüyorum. Ve elimde kalan stoklarla ilgili yarınki güvenlik önlemlerimi de artırmayı düşünüyorum hecimi yani. Nasıl hedge alınacağını nasıl hedge alınacağını katıl üyeleriyle paylaşmıştım. Siz de hemen katılarak o videoyu izleyebilirsiniz. Orada somut önerilerim vardı. Bu sayede hem portföyünüzü elinizde tutup hem de diliyorsanız bu portföyü korumaya alabiliyordunuz. Yarın Fed'in şahin açıklama yapacağı bence kesin. Ben kendi adıma burada biraz önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Her zaman elimden gelince en dürüst açıklamaları yapacağım size. Asla daha önce söylediğim bir şeyin tersi yönde bir gelişme olursa sessizliğe bürünmeyeceğim bazı ezberci ekonomistler gibi. Biz buraya kadar hep pozitif geldik, koşarak geldik, yükselerek geldik. Ama bu rapor güzel değil. Bu rapor ilk başta güzel gözüküyor. Bu da harika oldu. Bizlere fırsat veriyor. Lütfen önleminizi alınız. Gayet daha açık nasıl konuşabileceğimi bilmiyorum. Yarın FED beni şaşırtıp da daha güvercimi konuşma yaparsa harika olur. Borsa yukarı gider. Ama biz önlemimizi alalım. Tedbirli olalım. Bu rapor güzel bir rapor değil. Bu rapor beklediğimiz rapor değil. Sevgiyle de kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.